şeyler söyleyecek. Biraz daha ilgilenebiliriz. Bu mahkemeden memnun mu derseniz değilim. Katiller dışarıda. Sadece onlar göstermelik tiyatro. Benim iki tane yavrumu yetim bıraktılar. Benim oğlumun öldürülme sebebini açıklayacaklar. Katilleri verecekler bana. Bunlar katillerin maşası. Ben istiyorum ki kim azmettirdiyse o gelsin, bir sebep söylesinler. Bir ekmek çalan 7 yıl yatıyor. Mahalle kavgası 1 sene sürüyor. Benim oğlumu yıllarca 2 sene boyunca takip ettiler. Bu kadar kısa zamanda bu mahkeme biter mi? Yok mu kanun? Kanun var da bize mi yok? Hala benim yavrularımı tehdit edip, hala benim gelinime, kızıma tehdit savurabilecek kadar alçaklar, namussuzlar. Namusuna dil uzatacak kadar adiler. Ben istiyorum, oğlumun katillerini istiyorum. Bunları değil, bunları azmettirenleri istiyorum. Türk milletine sesleniyorum, yanımızda olanlara hepinizden Allah razı olsun. Korkman, yarın başkası inanlar ölmesin. Bu dava kapanırsa çok Sinanlar ölecek. Bir tek benim Sinan'ım değil, bir oğlu benden aldılar, bir oğlu benden aldılar. Başka Sinanlara kıyılmasın, ne olur yanımızda olun. Bize yardım edin. Allah razı olsun hepinizden. Konuşamıyorum. Hiç konuşamıyorum. Allah'a emanet. Selma, sen konuşacaksan sen konuş. Selma'ya. Bana bir yudum. Şöyle biraz ortaya doğru. Bizim adalet arayışımız boyunca 19 ay boyunca hepiniz yanımızda oldunuz. Fakat 19 aylık bir mahkemenin sonucunu biz 19 günde görmek zorunda kaldık. Tam 2 dakika sürdü. Hakimin karara bağlaması 2 dakika sürdü. Bizler içeridekilerle değil, gerçek azmettiricileri istiyoruz. Biz bunların isimlerini verdik. İsimlerini verdiğimiz şahısların mahkeme dosyasında isimlerinin yer almaması demek ki siyasi bir el demektir. Nedir? Görüyoruz. El pençe divan durulan bir ülkede adalet diye bir şey yok. Eğer ki özel hareket polisleri bu kadar rahat el pençe divan durabiliyorsa Ateş ailesi ne yapsın? Biz hep birlikte ölelim. Bugün Sinan Ateş ölür, yarın bir gazeteci ölür, öbür gün sokakta bir kadın ölür. Eğer ki hep birlikte bu karanlıktan aydınlığa çıkmazsak hepimizin sonu belli. Suç cezasız kaldığı sürece faillerini azgınlaştıracaktır. Bunların azgınlaştığını hepimiz birlikte görüyoruz. Ve bu ölümlerin, bu katledilmelerin tekrar tekrar yaşanması...